Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Örgülüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videomda görmüş olduğunuz model çalışmasını bugün çalışacağız sizlerle. Çok fazla uzatmadan başlayalım. Şişimin üzerine toplamda ben 2 ve 2'nin katlarını, yani çift sayıları kullanacağız. Ben 40 tane ilmek atacağım. Bu örneğimle eşit olsun diye. 40 tane ilmek atacağım ben. Ve kenar ilmeklerini de içerisine sayıyorum. Kenar ilmekleri dahil 40 ilmek atıp hemen model çalışmama başlayacağım. Evet, bu şekilde 40 tane ilmeğimi attım. Bu sıramda şöyle yapacağım ben. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer bütün ilmeklerimi ise düz örerek kendime bir model çalışmam için zemin hazırlayacağım burada. Bütün ilmeklerimi sıramın sonuna kadar düz alarak öreceğim. Burada 40 tane ilmeğimi düz olarak ördüm ve ipimi ön tarafa getirip son ilmeğimi örmeden alacağım ki kenar ilmeklerim düzgün çıksın yukarıya doğru. Şimdi arka sıramdayım örgümün ve model çalışmamı başlatacağım burada. Buradaki ilmeğimi buradan geçirerek düz alarak örüyorum. Bu modelime dahil değil kenar ilmeklerim. Şimdi bir ilmeğimi bu şekilde örmeden aldım. Bir ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Örmeden aldığım ilmekte ipim arka tarafta. Bir ilmeğimi ters aldım. Bir ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arka tarafa aldım. Bir ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya geçirdim. Örmeden aldım. Ön tarafa geçirdim ipimi. Ters ördüm. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Örmeden aldım. Ters ördüm. Sıramın sonuna kadar aynı işlemi devam edelim. En sonunda bir tane ilmeğimi burada ters ördüm. Bakın en sonkini hep sizlerle birlikte göstereyim. Bir tanesini örmeden aldım. İkinci son iki ilmeği, ikinci ilmeğimi ters ördüm. İpimi ön tarafa getiriyorum. Son ilmeğimi örmeden aldım. Evet, hemen ikinci sırama geçiyorum. Örgümün ön tarafından devam edeceğim. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu şekilde. Şimdi hemen bakıyorum. Düz gördüğüm ilmeklerimi düz. Bakın burada örmeden arka tarafta aldığım ilmeğim ön tarafta bir kesit gibi, ilmeğin ilmek arkasında kalıyor gibi. Onu burada ters öreceğim. Yani bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Modelim 4 sıradan oluşuyor. Bu ikinci sıram benim. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Düz, ters. Düz, ters. Evet, en sondaki ilmeğime bakın. Hemen ipimi ön tarafa geçirip ters ördüm. İpim tekrardan önde. Bir sonraki ilmeğimi örmeden alarak örgümün arka tarafına geçiyorum. Burada şimdi ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi düz gördüğüm ilmeklerimi düz, ters gördüğüm ilmeklerimi ise ters alarak 3. sıramı bitireceğim. Düz ile başladım. Ters.
Tekrardan düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Modelin bu şekilde 3. sıra. Evet, sıramızın sonuna kadar bir düz bir ters ilerleyelim. Evet, burada bakın son 2 ilmeğimi ise bir tanesini ters olarak ördüm. İpimi ön tarafta son ilmeğimi örmeden alıyorum. Örgümün ön tarafına geçiyorum ve 4. sırama geldim. 4. sıramda ise hemen modelimi belirginleştirmek için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, ikinci ilmeğim burada düz. Üçüncü ilmeğim ters olarak görünüyor ve 1, şurada hemen göstereyim sizlere. Bakın 1, 2, şurada bir ters olarak görünen alta doğru indiğimde 3. ilmeğim var. Bu da ilk başta bir ters örüp bir örmeden aldığımız ilmeğimizin arka tarafta kalan ilmeği. Bunu burada şişime geçirerek 2 tane ilmeğimi burada hemen düz alarak ördüm. Bir tane düz ördüm. Hemen sıramı alta doğru sayarak, bakın şöyle açarak belirginleştireyim sizlere. 1, 2, şuradaki ön tarafta görünen ilmeğimi tutup şişime taktım ve buradaki 2 ilmeğimi ise düz olarak ördüm. Bir tane düz ördüm. Ters ilmeğimde 1, 2, 3. ilmeği şişimin üzerine takarak buradan örmüş oldum. Bir ilmek düz ördüm. 1, 2, 3. ilmeği şişe taktım. Tekrardan düz ördüm. Bir düz ördüm. 1, 2, 3. Buradaki ilmeklerimi sayarak 3. ilmeği bulup şişe takıp o şekilde 2 ilmeğimi bir örüyorum. Aradaki düzleri de düz olarak sıramın üzerinde ne varsa o şekilde devam edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi bakın ne kadar kolay bir model. Burada tekrardan bir tane düz ördüm. 1, 2, 3. İlk ilmeğimi birlikte almış oldum. Tekrardan bir düz aldım. Evet, sıramızın sonuna kadar aynı işleme devam edelim. Evet, son ilmeğimde tekrardan 1, 2, 3. ilmeğimi alttan sayarak şişe taktım. Birlikte ördüm. İpimi ön tarafa geçirip son ilmeğimi ise bu şekilde örmeden aldım. Evet, model kurulumumuz bu şekilde 4 sıradan oluşuyor. Dediğim gibi ilk sırada olduğum için modelimiz henüz belli değil. Sıramı çoğalttıkça modelim belirginleşecek. Şimdi tekrardan model kurulumuna başlayalım. İlk sıramda ne yapıyordum? İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, ilk sıramda arka tarafta birlikte ördüğüm 2 ilmeğime gelen ilmekleri burada ters olarak öreceğim ve 1 ilmeğimi örmeden alacağım. Ters olarak öreceğim. 1 ilmeğimi hemen bakıyorum. 1 ilmeğimi örmeden alacağım. Ters olarak örüyorum. 1 ilmeğimi örmeden aldım. Ters ördüm. Örmeden aldım. Ters ördüm. Örmeden aldım. Tekrardan ters ördüm. Örmeden aldım. Bu şekilde
Evet, en sondaki ilmeğimi örmeden alıp ipimi ön tarafa geçirdim ve son ilmeğimi tekrardan örmeden aldım. Kenar ilmeklerimi çıkışlarda her zaman örmeden alıyorum ve girişlerde de düz olarak örüp devam ediyorum. Daha düz bir görünüm elde etmek için o. Şimdi hemen ikinci sırama geçtim. Modelimizi kurarken arka tarafta kurduk başlangıcını. Onu da unutmayalım. Bakın şurada arka tarafta kesit gibi örmeden aldığım, arka tarafta örmeden aldığım ilmeklerin önüne böyle kesit gibi çizgi çizgi ipim geliyor. Bunları ben örgümün ön tarafında ikinci sıramda ters örüp bir sonrakini düz örüyorum. Ters ördüm, düz ördüm, ters ördüm, düz ördüm, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. Evet, burada son ilmeğimi düz olarak ördüm ve ipim ön tarafta, son ilmeğimi tekrardan örmeden aldım. Örgümün arka tarafındayım. Üçüncü sırama geçmiş bulunuyorum. Burada tekrardan düz gördüğüm ilmeklerimi düz, ters gördüğüm ilmeklerimi ters atarak sıra sonuna ilerliyorum. Şimdi bakın ilk başlangıçta ne gördüm burada? Ters ilmeğimi hemen gördüm. Ters yaptım. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet, herhangi bir işlem yapmıyorum. Sıramın devamında ne varsa düze düz, terse ters atarak bitirip ön tarafa geçeceğim. Dördüncü sıramda model kurulumuna devam edeceğim. Evet, örgümün ön tarafına geldim. Burada şimdi dördüncü sıramdayım. Hemen ilk ilmeğimi düz alarak ördüm. Şimdi ikinci ilmeğim ters ilmeklerimden oluşuyor. Buradaki birinci sırada ördüğüm, örmeden aldığım ve ters ördüğüm arka taraftaki ilmeğime bakın. Burada ilmeğim kesit gibi görünüyor zaten. Hani ilmek gibi ama şuradaki kesitleri alarak yukarıya doğru taşıyıp bu şekilde ördüm. Bir düz ördüm. Bir, iki, ters görünen ilmeğimin üçüncü ilmeğini alıp bu şekilde ördüm. Bir tane aldım. Bir, iki, üçüncü ilmeği bu şekilde alarak ikisini bir ördüm. Tekrardan bir düz ördüm. Bir, iki, üçüncü ilmeğin tersine gelen üçüncü ilmeği aldım ve düz ördüm. Bir tane düz ördüm. Bir, iki, üçüncü ilmeğim ördüm. Bir düz ördüm. Bir, iki, üçüncü ilmeğimi buradan alarak düz ördüm. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Bir, iki, üçüncü ilmeğimi tekrardan aldım. İki ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane düz ördüm. Bir, iki, üçüncü ilmeğimi şişe takarak ters olan, ters gelen ilmeğimi ikisini bir alıp düz ördüm. Bu şekilde bir düz ördüm. Sıramın sonuna kadar ilerleyip ikinci model çalışmamı bitirmiş olacağım. Bakın bu şekilde dördüncü sıramı da bitirdim. İkinci model çalışmamı da sonlandırmış oldum. Şimdi en sondaki iki ilmeğimi burada bir tanesini en son düz örüp ipimi öne geçirip bir tanesini de örmeden aldım.
Evet, aynı şekilde devam edeceğim. Herhangi bir işlemim, farklı bir işlemim yok burada. Açık renkli ipim olduğu için bakın şöyle tuttuğumda daha belirgin görünüyor. Şurada ise koyu renkte daha net modelim. Şimdi hemen anlatarak geçiyorum ve videomun sonuna geldim zaten. Model çalışmamın mantığını anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi ilk çalışmamda ne yapıyorduk? Örgümün arka tarafına model çalışmamıza başladık. İlk ilmeğimizi örmeden düz olarak örüyoruz, kenar ilmeği olarak. İkinci ilmekten başlıyoruz. Bir örmeden alıp bir tanesini ters örüyoruz. Örmeden alıp bir tanesini ters örüyoruz. Örgümüzün ön tarafına geçtiğinde ise bir tanesini düz, bir tanesini ters, bir tane düz, bir tane ters öreceğiz. İkinci sıramızı o şekilde bitireceğiz. Üçüncü sıramızı arkadan, üçüncü sıramıza geçmeden önce ilmeğimizin sonuncusunu, ipimi ön tarafa alıp örmeden alacağım ki şu kenarlar düzgün çıksın, kıvrılmasın. Üçüncü sıramı arka tarafta ise düz gördüğüm ilmeklerimi düz, ters gördüğüm ilmeklerimi ise ters olarak örüp ön tarafta dördüncü sıramda ise modelimi daha belirgin hale getirmek için ilk ilmeğimi düz olarak öreceğim, kenar ilmeğim. İkinci ilmeğim ise ters olarak geliyor. Alttan ters olarak gördüğüm ilmeğimin ilmeklerini aşağı doğru 1, 2, 3 diye sayıp 3. ilmeğimi şişimin üzerine takıp 2 ilmeğimi de düz olarak örüp sonra 3. ilmeğim de düz. Aynı işlemi yine 1, 2, 3 sayıp şişimin üzerine takıp 2 ilmeğimi düz sonra 1 ilmek düz. O şekilde ilerleyip modelimizi kurmuş olacağız bu şekilde. Evet, daha fazla ilerlemeyeceğim. Bakın burada ben daha önceden sizlere göstermek için bu yeşil ipimle yapmıştım. Bu şekilde sırayı artırdıkça, çoğalttıkça modeliniz daha çok belirginleşecek. Şimdi ben açık renkli iple yaptığım için fazla görünmüyor. Bu şekilde modelimizi kurmuş olacağız. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.